Arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu güzel modelimizi çalışacağız. Modelimizle battaniye yapabilirsiniz. Yetişkin ve bebek örgülerinde bu modelimizi kullanabilirsiniz. Şöyle çok çok güzel duran modelimizi yapması çok kolay. Sarma işlemimizi yapıyoruz ve gördüğünüz gibi altlarında trabzanlarımız var şöyle bakınız düz örgümüzü görmekteyiz modele ayrı bir hava katmakta Aralar ise bir defa başını dolayıp tek seferde çektiğimiz e, trabzanlarımızla oluşmakta. Yapımı çok çok kolay severek yapacağınıza eminim. Evet e, hangi iple ne örecekseniz ona uygun ip ve tığ tercih ederseniz gayet güzel olacaktır. Yazlık örgülerinizde pamuklu ve merserize ipler daha ferah ve serin tutacaktır. Eğer battaniye örecekseniz battaniye uygun olan kalınlıktaki ipler ve o kalınlığa uygun tığları tercih ederseniz örgünüz çok çok güzel olacaktır. Evet kolay gelsin diyerek hemen bu güzel örgümüzün yapımına başlayalım. Kolay gelsin. Modelimize 5 ve katları artı 1 ilmek ilave ederek örüyoruz. Bir tane zincirimi çekip düğümümü attım. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 3 tane model üzerine çalışalım ve bir tane de fazla ilmeğimiz olsun. 5 artı 1 olacak. 5, 5 artı 1. Son zincirimizin yanındaki zincire batarak sık iğnemi örüyorum. Hepsine birer birer batıyorum. tamamını sık iğne olarak örelim. Son sık iğnemi ördüm. 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çekip örgümün yönünü çeviriyorum. Tığımın başını 2 defa doluyorum. Yanındaki ilk sık iğnemin üzerine batıyorum. İkişer ikişer çekiyorum. 2, i̇ki, ve 3 hepsini kapatıyorum yarım bırakmıyorum 2 defa doluyorum bir sonraki sık iğnemin içerisine giriyorum 1 2 3 defa da alıyorum tekrar 2 defa doluyorum sıradaki sık iğnemin içerisine girerek 1 2 3 bir tane kenardaki zincirimiz ve 3 tane trabzan yan yana ördüm Şimdi bu 3 tane trabzanımızın üzerine sarma işlemimizi yapıyoruz. Tığımın başını doluyorum. Bu kenardakine dokunmuyoruz. 3 tane trabzan üzerinden işlemimizi yapıyoruz. Giriyorum. 1 Doluyorum. 2 Doluyorum. 3 Doluyorum. 4 Doluyorum. 5 Beş defa doladım. Buradaki dolama işlemi ipinizin kalın ve ince oluşuna göre daha az ya da daha fazla olur. Eğer ipiniz doksa beş değil dört de gayet güzel durmakta çok fazla şişkin olmasına gerek yok. Onu da göz kararı ile bir iki tane yaptıktan sonra hemen kararınızı verebileceksiniz. Bu 5 defa sardık. Hemen bir sonraki sık iğneye batıyorum. Bakınız beş sardım. Bir sonraki sık iğneye batıyorum. İpimi alıyorum hepsini aynı anda örüyorum. Ve bir sonraki sık iğnemin üzerine gelerek batıyorum. Zincir çekiyorum burada. 1, 2, 3, 4. ilmeğimizle birlikte kapatıyorum. Buradaki güzelliği de zincirimiz vermekte. Bu sarmaların arasındaki güzel dolgu işlemini. Tekrar iki defa tığımın başını doluyorum. Hiç sık iğne atlamıyorum. Hemen yanındakine batıyorum. 2 doluyorum. Yanındakine batıyorum. ikişer ikişer çekip 3 defa da kapatıyorum. 2 doluyorum. Bir sonraki sık iğneme batıyorum. Kapatıyorum. Aradaki zincir görüntüsünden sonra 3 tane trabzanımız var. Şurada yapmış olduğumuz gibi 5 defa sarmaya başlıyorum. Tığımın başını doluyorum. Bir tane zincirimizi bırakıyorum tırabzanlarımı alıyorum. 1 2 3 4 ve 5. 5 defa sardım. 5. kez sardıktan sonra sıradaki sık iğnemin üzerine geliyorum. İlmeğimi çıkarıyorum oradan. Hepsini örerek kapatıyorum. Bir sonraki sık iğneme batıyorum ve dört tane zincirimi buradan çekiyorum. Bir, iki, üç ve dört. Bakınız modelimiz bütün e, bu sıranın tamamı aynı şekilde devam etmekte ve çok kolay ve de çok zevkli olmakta. Şimdi 3 tane trabzanımızı iki dolayıp örüyoruz. İkişer ikişer çekiyorum. Sıradakini. Sıradakini kapatıyorum. Tığımın başını doluyorum. Zincirime dokunmuyorum. 3 tane trabzanımı ilkinin ardından girerek örmeye başlıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Yandaki sık iğneme batıyorum. İlmeğimi çıkarıp hepsini tek seferde örüyorum. Ve Şuradaki bakın son sık iğneme batıyorum. 1 2 3 4 tane zincirimi çekiyorum ve modelimiz hep bu şekilde devam ediyor. 3 tane trabzan, 1 zincir çekiyoruz. 3 trabzan, 1 sık iğne, 1 zincir. 3 trabzan, 1 sık iğne, 1 zincir şekliyle modelimizi kuruyoruz. Şimdi modelimizin ikinci sırasına başlayalım. birinci sırasıydı. Bayağı yüksekçe bir model olmakta. 1 2 zincirimi çekiyorum örgümü çeviriyorum hemen ilk boşluğa bir tane sık iğnemi yapıyorum tamamına batıyorum daha sonrasında sıradaki trabzanın üzerine sık iğne her birine birer tane bakınız her birine birer sık iğne batıyorum şurada bakınız zincirimizin hemen kenarına bir tane sık iğne tekrar trabzanlarımızın üzerine birer sık iğne zincirimin hemen kenarına boşluğa bir tane sık iğne bakın görülmekte nerelere batmamız gerektiği ve kenardaki evet şimdi 1 2 3 4 4 tane zincirimi çekiyorum örgümü çeviriyorum ve bir alt sırada yapmış olduğum işlemin birebir aynını tekrar ediyorum modelimizin tamamı bundan ibaret 3 tane trabzan bir sık iğne bir zincir 3 trabzan, 1 sık iğne, 1 zincir şekli ve diğer sırası birebir hepsinin üzerine sık iğneler şeklinde olacak. Ve modelimize kaydırmadan devam edeceğiz. Birebir üst üste gelecek. Buradaki zincirimiz yine zincir. Buradaki sarma işlemimiz 3 tane trabzan üzerine yine aynı şekilde tekrarını edecek. Tığımın başını 2 defa doluyorum ve başlıyorum. 2'şer 2'şer almaya ve 3 kere de kapatıyorum. 3 tane trabzanım ördüm doluyorum 1 doluyorum 2 doluyorum 3 doluyorum 4 doluyorum 5 yandaki sık iğne üzerine batıyorum hepsini tek seferde kapatıyorum ve bakınız zincirimizin üzerine geldim 1 2 3 4'ü aynı anda çekiyorum modelimi kaydırmadım hiçbir şekilde Birebir zaten sayılar belli olduğu için. Şimdi iki defa doluyorum. Hemen yanına batıyorum. 1, 2, 3. Şöyle dıştan bakıldığında bakınız zor gibi görülmekte ama hiç görünüşe aldanmayalım. Bazen çok basit dediğimiz daha çok yorabiliyor. Örmesi çok çok zevkli. 3 tane trabzanımızı zincirimize dokunmadan saralım. 5 hemen sık iğneme batıyorum sık iğnemle birlikte çekiyorum ve zincirimi 1 2 3 4. birlikte kapatıyorum son kez çalışalım hemen yanına batıyorum 3 defa da alıyoruz Saralım. 1 2 3 4 ve 5. Yandaki sık iğneye batıyorum. Hepsini aynı anda geçiriyorum. Son sık iğne de 1 2 3 4.'cü aynı anda kapatıyorum bitiş yönde iki zincir arkayı çeviriyorum İlk önce şu araya bir tane mutlaka sık iğnemizi örüyoruz ki modelimiz kaymasın daha sonra birer birer bütün trabzanlarım üzerine sık iğnemi örüyorum kat ayırmıyorum her iki katı da birlikte alarak örüyorum araya giriyorum Evet bu şekilde modelimizi kurduk Umarım sizler de beğenmişsinizdir ve umarım çalışmaya karar verirsiniz. Gerçekten çok beğeneceksiniz. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.